Bugün konuğumuz 2021 model Peugeot 208 Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden birincisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama ben fırsat bulmuşken anlatmak istedim. Çünkü yanımdaki otomobil bazı donanıma 1.2 litrelik 60'lık beslemeli motora ve 5 vitesli manuel şanzımana sahip, yani ulaşabileceğiniz, en kolay ulaşabileceğiniz Peugeot 208 versiyonu. Dediğim gibi denk getirmişken anlatmak istedim ama bir sonraki videodaki aracı siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklayıp Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak, varsa orada merak ettiğiniz araçlar bana yorumlara yazmak. Konumuza geri dönecek olursak, Peugeot 208'in ikinci nesli bu yanımızdaki ama aslında 205'ten bugüne gelen küçük sınıf Peugeot hatchbacklerinden de sonuncusu diyebiliriz. 5. nesil oluyor galiba. 205, 206, 207, 2 tane de 2008, 5. nesil oluyor. Peugeot'un küçük sınıf hatchbackleri her zaman sürüş keyifleriyle bilinir. Bu otomobilde pek farklı değil. Ve aslına bakarsanız küçük sınıf hatchback arenasında da biraz farklı bir konumu vardır. 205, 206 gerçekten çok başarılı olmuş modellerdi. Sonrasında 207 biraz bu durumu değiştirdi. Peugeot'un zorlu zamanlarıydı zaten. 208 ile birlikte de Peugeot zaten aslına bakarsanız bugünkü dönemine giriş yapmış oldu. Bugün bildiğiniz Peugeot İmajanın başlangıcı 208'de birlikte gelmiştir. İlk nesil 208'de öyle çok büyük başarıya erişmedi ama bu yanımdaki otomobil gerçekten de büyük başarıya ulaşmış vaziyette. Özellikle Avrupa pazarında en önemli rakiplerinin bazılarını geride bırakmayı başarmış bir modelden bahsediyoruz burada. Lafı burada çok fazla uzatmayacağım çünkü hava şu anda çok soğuk ve nispeten yeni bir otomobil zaten. 2021 model, henüz 10.000 kilometrede. Öyle sağında sonuna bakılacak çok da fazla bir şey olması tabii ki beklenmez. Ama ne olursa olsun bakım geçmişi vesairesi onlara bakmak çok iyi olacaktır. Doğru şekilde bakımlarının yapılmış olması çok çok önemli bütün otomobiller için. Peugeot 208 de bu genelde tabii ki dahil oluyor. O zaman dediğim gibi lafı daha fazla uzatmayayım. 208'in etrafına bir tur atalım. Bayağı bir zaman oldu 208 size anlatalı. Herhalde Türkiye'ye yeni satışa sunulduğunda anlatmıştım. En üst donanıma sahip olan versiyonuyla, turbo beslemeli motorla vesaire, otomatik şanzımanıyla. Bu da bir hatırlatma olur dediğim gibi. O zaman tura başlıyoruz hemen. Peugeot 208'in etrafındaki turumuza başlayalım. Kısa süre önce makyajlandı biliyorsunuz bu model. Makyajla birlikte en belirgin farklılık aslında gündüz farlarında. Burada tek olan gündüz farları. Bazı versiyonlarda en azından 3 taneye çıkartıldı. Artık daha farklı bir ışık imzası var otomobilin. Yine de öyle çok köklü bir değişiklik yapıldığını söylemek zor Peugeot 208 ürün gamında. Demek ki müşteriler memnunmuş. Peugeot'da çok fazla değişiklik yapmamış. Değişik bir tasarım vardır, farklı bir tasarım vardır otomobilin. Seçkin olarak algılanıyor anladığım kadarıyla. Geniş bir kitle tarafından beğeniliyor ki herhalde makyajdaki dediğim gibi değişiklik olmaması da buradan geliyor olabilir. Sportif bir tasarım olduğu söylenebilir otomobili. Peugeot 208 dönüşümünde, 207-208 dönüşümünde genel endüstri standartlarına ya da gidişatına farklı bir yol izledi. Otomobilin boyutlarını küçülttü çünkü Avrupa şehirleri malumunuz dar sokaklardan oluşuyor ve çok büyük otomobillerde ihtiyaç yok gerçekten. Avrupalı aile hayatı için en azından çok büyük otomobillere gerek olmuyor. Bu nedenle 207'den 208'e geçerken otomobilin boyutları bayağı bir küçülmüştü. 208'in ikinci nesline geçerkense sınıf standartlarına daha yakın boyutlarla geldi otomobil. Burada görmüş olduğunuz 208 neslinin boyu 4 metre 5 santim. Genelde 4 metre ile 4 metre 10 santim arasında değişen boyutlar var. Yani tam sınıfının ortasında diyelim. Aks mesafesi de 2 metre 55 santim. Şöyle hemen arka tarafını da göstereyim. Arkadan da son dönem Peugeot tasarım detaylarını çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Yine belki sportif bir tasarımı vardır otomobilin. Şöyle ortada irice bir Peugeot yazısı bulunuyor. 208 logosu burada bulunuyor. Bu baz donanım, daha doğrusu baz motora sahip olmasına rağmen şurada egzoz çıkışı dışarıdan görülebilecek şekilde alt tarafta difüzör benzeri bir tasarım var. Otomobilin genel olarak tasarımının sportiflik algısını güçlendirmek için herhalde şekillendirildiği söylenebilir. Şöyle bagaj kapağının eğimini de göstereyim size. Üst donanımlı versiyonlarda mesela şurada GT yazısı oluyor. GT donanıma sahip olan versiyonlarda, eski 205'lerde de burada 205 logosu olurdu. Buradaki bu kavis bu yüzden tasarlanmış. Bunun dışında mesela yine üst donanımlı, yine GT donanımlı versiyonlarda çamurluk çevresinde de siyah parçalar bulunuyor. Biraz daha crossover vari tasarım olsun diye. Fiyatlar yükseldiği için, crossoverlarla rekabete girmeye başladığı için GT donanımla birlikte crossover müşterilerine de hitap etmesi istenmiş otomobilin herhalde. Şöyle arka taraftan bagajı göstereyim tabii artık size. Arka tarafı yeterince gösterdim. 311 litre bu bagajın kapasitesi. Sınıf ortalaması artık 350 litre civarında. Tabii 350 litre ile 311 litre arasında en azından bir çanta kadar yer fark edecektir. Zeminle eşik arasında bayağı bir fark var, yükseklik fark var. Gördüğünüz gibi burada zeminin altında bir yedek lastik bulunuyor. Bu güzel bir haber tabii ki, ne olursa olsun. Hem de gerçek boy yedek lastikmiş. Onun dışında da
makul kullanışlık, bu sınıftan bekleyeceğiniz kullanışlığı sunan bir bagajdan bahsediyoruz. Asimetrik olarak katlanabilen arka koltuklar standart olarak geliyor 208'de. Şöyle kapatalım. Hemen arka koltukları da göstereyim size. Bu otomobilin en önemli eksiklerinden bir tanesidir belki. Arka koltukta sunduğu yaşam alanı tıpkı Opel Corsa'da olduğu gibi, platform kardeşi Opel Corsa'da olduğu gibi. Burada hem bakın şöyle göstereyim. Kapılar biraz dar, inip binmesi çok kolay değil. Hem de iç mekandaki alan hissi çok öyle parlak değildir. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre burada gördüğünüz gibi. Sınıfın sınırlarında diz mesafesi var diyelim. Şöyle koltuk kafalıklarının kapı çizgisinde ne kadar geride durduğunu da görüyorsunuz buradan. Yani öyle çok ferah, çok rahat bir arka koltuk olmadığını söyleyebiliriz. Öyle 4 yetişkinle mesela kullanılacak bir otomobil değildir. Peugeot 208. Kapı içini göstereyim size. Burada bir cep bulunuyor. Bir kol dayanağı yok ama ISOFIX bağlantılar için şurada etiketler sunulmuş. Burada aradan onları bulmanız gerekecek. Bunun dışında şuradan hemen burada cepler bulunuyor. Şurada küçük bir cep daha bulunuyor. Şuradan hemen kokpitte göstereyim size. iCockpit burada da kendisine yer buluyor. Zaten ilk kez yanlış hatırlamıyorsam Peugeot 208'de kullanılmaya başlamıştı iCockpit. Ve burada da ikinci nesliyle karşımızda küçük bir direksiyon simidi var. Gördüğünüz gibi büyük bir merkezi ekran var. Yüksek konumlandırılmış bir gösterge tablosu var. Herkes mutlu olamıyor bu kokpitte. Ama seven de çok seviyor. Mesela ben küçük direksiyon simidini çok seviyorum. Kullanması oldukça keyifli hale geliyor. Bu baz donanıma sahip olan versiyonda kabini şöyle boydan boya geçen karbon fiber benzeri kaplamalar bulunuyor. Kalite algısında tabii ki etkisi oldukça iyi olacaktır. Ama genel halinin öyle çok da iyi olduğunu ya da sınıfından farklı olduğunu söylemek zor. Üst donanıma sahip olan 208'lerle bu baz donanıma sahip olan 208'in bazı önemli farklılıkları var. Mesela vites konsolları bayağı bir farklı. Burada da yine bol bol lake kaplamalar var. Alüminyum benzeri malzemeler kullanılmış. Süslemeler bayağı çok. Baz donanımlar açısından baktığınızda algısı evet rakiplerinden biraz daha iyidir. Sınıf ortalamasında bir algısı var diyebiliriz. Kalite algısı var diyebiliriz. Buradaki bütün ayarlamaları merkezi ekran üzerinden yapmanız gerekiyor. Bu ekrandan menü tuşları vasıtasıyla farklı fonksiyonlara geçiyorsunuz ve ayarlamalarınızın hepsini dediğim gibi buradan yapmanız lazım. Görüş açısından çok da uzakta olmadığı için bu ekran kullanımı o kadar da zor değildir. Genelde ben mesela dokunmatik düğmeleri çok fazla sevmem. Ama dediğim gibi çok fazla gözünüzü ayırmanız gerekmiyor. Şöyle bakıyorsunuz. Şöyle sürüş pozisyonunda ve kafanız sadece şu kadar çevirmeniz ya da hatta gözünüzü çevirmeniz bile yetiyor bu ekranı kullanmak için. Bunun dışında şurada da birkaç tane kaçış düğmesi fiziki olarak yer alıyor. Mesela iç sirkülasyonu buradan çalıştırabiliyorsunuz. Dörtlü ikaz lambalar için fiziki düğmeler kullanmış. Genel olarak güzel bir kullanışlığı var diyebiliriz. Bu kokpitin direksiyon üzerinde birkaç tane kumanda bulunuyor. Şurada güzel bir saklama alanı. Altında yine ikinci bir güzel saklama alanı var. 5 vitesli manuel şanzımanın topuzu böyle. Bardaklıklar bayağı bir geride. Gördüğünüz gibi neredeyse koltuk sırtlığı hizasında bunları kullanmak pek o kadar kolay değil. Bu orta konsol dediğim gibi biraz daha farklı. Bazı donanımlarda burada mesela manuel bir el freni yer alıyor. Diğerlerinde biraz daha burada elektrikli el freni var vesaire var. Biraz daha rahat kullanılan bir konsol yer alıyor. Durumlar böyle. 208'in iç mekanıyla vesaireyle ilgili olarak o zaman bir de direksiyona geçeyim. Orada neler var neler yok onları anlatayım size. Şimdi Peugeot 208'in direksiyonundayız. Hemen motor konularından başlayayım anlatmaya. 1.2 litrelik benzinli motorun baz versiyonu burada. Turbo beslemeye sahip olmayan versiyonu kullanılıyor. 75 beygir güç, 118 Nm tork üretiyor. 5 vitesli manuel şanzıman üzerinden ön aksına aktarıyor gücünü ve torkunu. Tabii ki şehir içerisinde kullanmak için tasarlanmış bir motordan bahsediyoruz burada. Şehir dışında öyle çok fazla mutlu olmasını beklemezsiniz. Yine de eğer uygun devirleri kullanırsanız güzel çekişi olan bir motor. 2750 devir civarında üretiyor maksimum torkunu. Böyle küçük hacimli, 3 silindirli, atmosferik beslemeli bir motor için düşük sayılabilir aslına bakarsanız. Bu devir seviyesi hatta düşük kesinlikle. 4000 devirlere çıkmıyor neyse ki tork üretim devri. Ama yine de 118 Nm'nin düşük olduğunda yine kabul etmek lazım. Bu baz donanıma sahip olan, baz motora sahip olan Peugeot 208'in boş ağırlığı 1 tondan daha az. Bu arada 980 kg. Bu devirde 1 tondan daha düşük boş ağırlığa sahip olan çok fazla model yok. Bu da bir artı olarak mutlaka kaydedilmeli. Dediğim gibi uygun devirde olduğunuz sürece ki uygun devir
Alt devirlerin hemen üstünde orta bölümdeki aslına bakarsanız devir bandı. Yani çok yüksek devirlere çıkmanız gerekmiyor. Uygun devirlerde kaldığınız sürece güzel bir çekiş gücü üretiyor size şehir içi hızlarında. Şehir dışına çıktığınızda tabii ki tork yeterli olmayacaktır. Özellikle otoban yokuşlarında vites koluyla bayağı barışık olmanız gerekecektir. Hızınızı korumak istiyorsanız. Şehir içerisinde bu arada 5 vitesli bir şanzıman kullanılmasının yardımıyla, 6 yerine mesela 5 vitesli bir şanzıman kullanılmasının yardımıyla oranları güzel ayarlanmış. 5. vites tabi tahmin ederseniz birazcık kısa, şu anda 70 km saatin biraz daha üzerinde bir hızla gidiyorum. 2000 devir çeviriyor şu anda otomobil. Tahmin edersiniz ki otoban hızlarında daha da yüksek devir çevirmek zorunda kalacaktır. Şehir içerisinde genel olarak mesela fazla vitesle oynamadan otomobili kullanma şansınız oluyor. Durma noktasına çok yakın anlarda bile ikinci vitesle devam edebiliyorsunuz. Bu da yine kullanımı rahatlatacak öğelerden bir tanesidir. Debriyaj pedalı yeterince yumuşak, kavraması hassas. Kullanması rahat yani otomobili aslına bakarsanız. Manuel şanzımanla bir sorunuz yoksa şehir içerisinde bile sizi öyle çok fazla yormayacak bir motor şanzıman ikilisinden bahsediyoruz. Yakıt tüketimi konusu. 208'de bu motorun ölçümünü yapmadım. Bu yeni 208'de en azından bu motorun ölçümünü yapmadım. Ama daha önce pek çok farklı modelde motor kullanmıştım. Bu deneyimlerimden hareketle şehir içerisinde eğer ki sakin kullanırsanız, yani trafiğin akışına kendinizi adamazsanız eğer, her hızlananla hızlanmazsanız, biraz mesafeler bırakırsanız vesaire biraz daha sakin kalabilirseniz şehir içerisinde çok rahat bir şekilde 7 litrelerle, 100 km 7 litrelerle dolaşabilirsiniz. Eğer yakıt tüketiminiz öncelikliyse mesela 6,5 litreler civarında dolaşabilirsiniz. Eğer çok sıkışık trafiklere girmiyorsanız, sabit hızlı sürüşler yapıyorsanız ama hızınız da çok yükselmiyorsa yakıt tüketiminizi 5 litreler civarında bile tutabilirsiniz bu motor şanzıman ikilisiyle. Böyle güzel bir tasarruf potansiyeli vardır. Ama eğer her akıma ben uyacağım, mutlaka trafikle beraber yol alacağım, mutlaka her hızlananla hızlanacağım, her yavaşlayanla yavaşlayacağım derseniz o zaman da yakıt tüketimlerinde 8 litreleri bile görebilirsiniz. Sonuçta düşük güç demek çok fazla çaba demek motor için. Bu çabanın da karşılığını, bedelini ödersiniz pek tabii ki. Ara hızlanmalar konusunda mesela hazır önüme birisi atlamışken sinyalsiz vesairesiz. Ara hızlanmalar konusunda da çoğunlukla olduğu viteste hızlanabilir otomobil. Ama hız yükseldikçe vites değiştirme olasılığınız da artacaktır hızınızı değiştirmek için. Durumlar böyle motor şanzıman ikilisiyle ilgili olarak bence şehir içi kullanımı için bu bazı motorlar oldukça iyi. Renault'un SC motoru 65 beygirlik, yanlış hatırlamıyorsam SC motoru, PSA grubunun buradaki 75 beygirlik motoru ya da Volkswagen grubunun da var buna benzer motorları. Bunların hepsi şehir içi kullanım için oldukça yeterli motorlar. Eğer dediğim gibi manuel şanzımanlı bir sorununuz yoksa şehir içi hızlar size çok rahat karşılıklar verecek, çok rahat sizi hareket ettirecek motorlar bunlar. Bunun dışında tabii atmosferik olması sayesinde olmayan donanım bozulmaz. Bir turbo sorunu, ne bileyim intercooler sorunu vesairesi vesairesi uzun vadede bunlar da olmayacaktır. Bu tarz donanımlara motor sahip olmadığı için. Diğer 208 konularına geçelim. Başta da söylediğim gibi sürüş keyfiyle öne çıkan bir model bu. Gerçekten de güzel bir sürüşü vardır. Mesela bu küçük direksiyon simidinin hakkını en iyi veren Peugeot modellerinden bir tanesidir. Oldukça kıvraktır. Ve konfor yol tutuş dengesi açısından da çok kötü değildir. Ama biraz sert ayarlanmış da bir süspansiyon sistemi vardır. Mesela burada direkt kıyaslayacak olursak Corsa'da da aynı süspansiyon sistemi var. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu var bu arada. Corsa'da da aynı süspansiyon sistemi var ama Corsa'nın ayarları 208'in ayarlarından biraz daha iyisini başarabilir. Konfor yol tutuş dengesi açısından. Buradaki farkı oluşturan Corsa'nın biraz daha konforlu olması. Ve daha iyi değilse 208'den en az 208 kadar keyifli ve iyi yol tutan bir otomobil olmasıdır. Dediğim gibi orada biraz daha iyi ayarlar var. 208 biraz daha sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemine birlikte geliyor. Buna karşılık da açıkçası yol tutuş ya da keyif açısından en azından Corsa'nın üzerine ekleyebildiği çok da fazla bir şey yok. Rekabet açısından bakacak olursak bu sınıfın en keyifli otomobillerinden bir tanesi. Direksiyonu mesela güzel ayarlanmıştır. Direkliği güzeldir. Hızı güzeldir. Yönlendirme hassasiyeti gayet iyidir. Birazcık ayağınıza hakimseniz mesela bu otomobili gaz pedalıyla da ufak ufak yönlendirebilirsiniz. Bu açıdan tam bir sürücü dostu diyebiliriz otomobil için. Ses konusu küçük sınıf ortalamalarında çok fazla bir şey beklememeniz gerekiyor. Tabii ki dışarıyla izolasyonu öyle ya da lastik yuvarlanma gürültüsü vesaire açısından öyle çok çok
ağır bir şekilde izole edilmiş bir otomobil değil. Zaten 1 tonun altında kalan ağırlıkla bunları anlatıyordur herhalde. Ama yine de öyle çok gürültülü olduğu söylenemez. 1.2 litrelik motorun devir çevirdiği zamanlardaki sesi şu anda duyuyorsunuzdur belki. Bazılarına kaba gelir, bazılarına sportif gelir. Üst silindirli motorlarda genelde böyle bir durum vardır. Bu kısmı size bırakıyorum. Kaba mı dersiniz yoksa sportif mi dersiniz? Onun kararını verecek olan sizsiniz ama özellikle devir çevirdiğinde motorun sesini sürekli olarak iç mekanda duyarsınız. Alt devirlerde giderken mesela şu anda 2000 devirde ilerliyorum. Diğer seslerle karışmış halde motorun sesi. Otomobilin içerisinde hafif bir uğultu var. Ama yanımdakiyle kısık sesle de çok rahat bir şekilde konuşabilirim. Durumlar böyle Peugeot 208 ile ilgili olarak. Sonuca bağlayacak olursak baz donanıma baz motora sahip olan bir Peugeot 208 için. Güzel bir şehir otomobili. Kesinlikle iyi bir şehir otomobili. Böyle baktığınızda eğer ihtiyacınız şehirde mobilite ise bunları size sağlayabilecek bir otomobil. Bunun üzerine keyifli bir sürüşü var otomobilin. Virajları, mesela viraj almayı seviyorsanız, hafta sonları dağ yollarına vesaireye gidiyorsanız gücünden bağımsız olarak oralarda da size keyif verecek bir otomobil, güvenli bir otomobil. Mesela bu aktif donanıma sahip olan versiyonda 6 tane hava yastığı sunuluyor. Peugeot nedendir bilinmez 2008'in aktif donanımı yani baz donanımına perde hava yastıklarını 2022'nin Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam ekledi. Yani son 1 yıldır yaklaşık olarak baz donanımının 2008'lerde makyaj öncesinde perde hava yastıkları var ama 208'de ilk günden bu yana perde hava yastıkları standart olarak sunuluyordu tüm versiyonlarda. Durumlar böyle. 208'de ilgili olarak ben o zaman şu trafiğe gireyim ve size veda edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.